Güzel canlar, hepiniz aşkını yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu Talip'in amacı insan mertebesine çıkmak. Talip hava heveslerini yani havada uçup denizde gitme hayallerini bir yerde bırakmalı. Genelde insanlar bu yola girdikleri zaman keşfi keramet sahibi olma noktasında veya da olağanüstü şeyler yapabilme noktasında bazı arzu ve isteklere giderler. Şifa vereceğim, keramet göstereceğim, doğaüstü güçlerimi ortaya çıkaracağım. Bu nokta itibariyle talibin amacı bu değil. Daha doğrusu yolda böyle bir amaç yok. Yolda tek bir amaç var. İnsanın Cenab-ı Hak ile bağ kurup vuslat etmesi. Yani hak ile hak olması. Talip olmaktan maksat ne keramet sahibi olmak, ne müneccim olup gelecekten haber vermek, ne de doğaüstü şeyleri yapmak olmamalı. Ve böyle olgulara da asla girmemeli. Böyle hayalleri olanların da yola hiç girmemelerini tavsiye ederim güzel canlar. Talip olmaktan maksat Hakk'a ünsiyet ederek insan olabilmektir. Eğer ki kerametle farklı farklı olguları elde etme noktasında yola girdiğimiz takdirde şöyle bir problemle karşı karşıya kalırız güzel canlar. Cenab-ı Hak bizi tepetaklak eder. Açık söyleyeyim. Tepetaklak oluruz. Bu nokta itibariyle talip dejenere olmadan, yozlaşmadan, hayal aleminden çıkarak yol almalı. Genelde insanlar hayallerini elde etme noktasında hep bir arzu ve istek içerisindedirler. Haksal irşada giden veya da haksal yola giden birçok can aslında birçok şeyi elde etme noktasıyla gelirler. Ben hak ile hak olursam İmam Ali gibi keramet sahibi olurum. Pirünkar Hacı Bektaş Veli keramet gibi keramet sahibi olurum. Ve bu nokta itibariyle de bu yola girme gayesi olabilir. Bu gaye hem ben hem ego hem de en sıkıntılı arzu ve istektir. Bu ne demek biliyor musun? Ben nefsi emmaremin farklı bir alma arzusuyla geliyorum demektir güzel canlar. Taliplik sadece esma çekip sallanmak da değil. Biliyorsunuz birçok tarikatta sadece esma çekilir, sallanılır. Esmalar bittikten sonra oradaki ritüel neyse herkes evine çeker gider. Ama haksal irşat da sallanarak esma çekmek noktasına bir yaklaşım yok. Esmayı müsemma ederek Cenab-ı Hakk'a ünsiyet etmek, onun nitelik ve özelliklerine bürünmek diye bir dava var. Peki esma çekmez miyiz? Esma çekeriz. Topluca olmaz mı? Topluca da olur. Çünkü cem olup esma çekmek, örneğin cem evlerinde cemde ne yapılıyor? Allah'ın esmalarıyla cem oluyor. Allah Allah, hu, la ilahe illallah. Esmaları çekilerek, açık zikir yapılarak cem olunmakta güzel canlar. Taliplerin başka bir arzusu da kızgın demiri yalamak, kuşlar gibi havada uçmak, denizin üzerinde yürüyüp içinde balıklar gibi yüzmek, saç sakal bırakır, pejmürde kılıklı bir şekilde gezmek, dünyanın helalini de bırakıp avare avare dolaşmak ve çalışma gayesinden de uzaklaşmak. Bizim taliplerimizle biz bu unsurların olmasını kesinlikle istemiyoruz. Ne demir yalamaya kalkın, ne kuşlar gibi havada uçun güzel canlar. Ne saç sakal bırakıp pejmürde kılıklı bir şekilde gezme. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu nokta itibariyle de Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı yaşamın bütün güzelliklerini yaşayarak yola revan olacağız, yol alacağız. Taliplik kendini bilme,
haksal hal ile hallenme, hüsn-i ahlak ile donanma, ilim, irfan, marifet ve kemalet sahibi olmaktır. Talip olanın gayesi insani kamil olmak, kamilce oturup, kamilce yiyip, içmesini, giyinmesini, kuşanmasını, güzel konuşup, muhabbet etmesini, kimseyi kırmadan, yıkmadan, incitmeden cümle varlığa hak bilip, cümle varlığa hizmet etme noktasıyla hizmet ehli olmasıdır. Amaç insanın kendisini bilerek hakkı bilme noktasına gelmektir güzel canlar. Onun için bizim taliplerimiz asla ve asla keşfi keramet peşinde değil, ilim irfan peşinde koşacak. Pejmürde kılıklı bir şekilde gezmeyecek, günün koşullarında en güzel şekilde giyinecek, helal olmuş bütün güzelliklerden de faydalanacak güzel canlar.